Merhaba arkadaşlar. EİS yayınları 11. sınıf 3. başarı izleme sınavının matematik sorularının çözümlerini yapıyoruz bu videomuzda. İlk sorumuz aşağıda verilen ifadelerden hangisi sinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa ifadesine eşit değildir? Sinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa ifadesi önceki neye eşit buna bakalım. 3 pi bölü 2 olduğu için bu isim değiştirecek. Kosinüs alfa eşit olacak. 3 pi bölü 2 eksi alfa açısı 3 pi bölü 2'den yani 270'ten küçük olduğu için Üçüncü bölgede olacak. Üçüncü bölgede sin işareti eksi olduğu için bu ifade eksi kos alfa eşittir. Dolayısıyla A seçeneği bunun eşitlerinden biridir. C seçeneğine baktığımızda kosinüs pi artı alfada eksi kosinüs alfaya eşit olduğu için C seçeneği de eşittir. B seçeneğine bakalım. Sinüs eksi 90 artı alfa denilmiş. Ben bunu şöyle yazıyorum. Bir eksi parantezini alarak sinüs eksi parantezinde pi bölü 2 eksi alfa olarak yazıyorum. Sinüs tek fonksiyon olduğu için bu eksiyi dışarıya atıyor. Eksi pi bölü 2'den isim değiştiriyor. Kosinüs alfa eşit oluyor. Yani B seçeneği de oldu. Geldik D seçeneğine. Kosinüs 3 pi bölü 2 artı alfa. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artı olduğu için artı olarak çıkacak. 3 pi bölü 2 olduğu için sinüs olacak. Sinüs alfa eşittir. Kotanjant pi eksi alfa da eksi kotanjant alfa eşittir. Bunları çarptığımızda kotanjant kosinüs bölü sinüs olduğu için eksi kosinüs alfa eşit olacaktır. D seçeneği de bu ifade eşittir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneği olacaktır. İkinci soru 0 pi bölü 2 aralığına tanımlı f ve gx fonksiyonları veriliyor. Buna göre verilen ifadelerde hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi f ifadesini düzenlersem payda eşitleyelim. Sin kare x eksi 1 bölü sin x gx de cos kare x eksi 1 bölü cos x oldu. Şimdi birinci öncül f çarpı gx e eşittir 1'dir diyor. Şimdi sin kare x eksi 1'e bunu eksi parantez alıp bir eksi sin kare x'ten eksi cos kare x bölü sin x. Buna da benzer şekilde eksi sin kare x bölü cos x diyebiliriz. Bu ifadeleri çarptığımızda buradan eksi cos kare x bölü sin x çarpı eksi sin kare x bölü cos x gelecek. Bu ifadeleri çarparsak eksi eksi çarpımı artı kosinüsler ve sinüsler sadeleşecek. Sinüs çarpı kosinüs olacak ki bu 1'e eşit değildir. Birinci öncül yanlıştır. İkinci öncüle bakalım. Fx eşit gx eşit insan x pi bölü 4'tür denilmiş. Bakalım. Eksi cos kare x bölü sin x eşittir. Eksi sin kare x bölü kos x diyelim. Buradan düzenleyip içler dışa çarpımı yaparsak bizim elde edeceğimiz ifade kos küp x eşittir. Sin küp x'tir. Buradan da kos x'in sin x'e eşit olacağı anlamını çıkarız. Yani buradan x e pi bölü 4 olur 45 ya da 225 5 pi bölü 4 olacaktır. Bu değerlerden birinin pi bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten bizim aralığımız 0 pi bölü 2 aralığında olduğu için şunu yazmamıza da gerek yok. Bu değer de gitti. İkinci öncül doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Pi bölü 4 pi bölü 2 aralığı için fx gx'ten büyüktür denilmiş. Pi bölü 4 45 pi bölü 2 90 olduğu için mesela bu 60 derece yazılabilir. Üçüncü öncül için de bu değeri yazıp bakalım. 60 derece pi bölü 3, f pi bölü 3. f'te pi bölü 3 yazarsam kosinüs 60, 1 bölü 2 karesi 1 bölü 4, önünde eksi var. Eksi 1 bölü 4 bölü sinüs 60, kök 3 bölü 2. Buradan ifadeyi düzenlersek ters çevirip çarptığımızda eksi 1 bölü 2 kök 3. Eksi 1 bölü 2 kök 3 elde ederiz. Gx'e bakarsak, yani aynı şekilde g pi bölü 3'e bakarsak Sinüs 60 kök 3 bölü 2 karesini aldığımızda 3 bölü 4 eksi 3 bölü 4 bölü kosinus 60 1 bölü 2. Bunu da her çevirip şey yaptığımızda eksi 3 bölü 2 olacak. Gerçekten de eksi 1 bölü 2 kök 3 eksi 3 bölü 2'den büyüktür. Üçüncü öncülde doğrudur. Sorumuzun cevabı C seçeneği 2 ve 3 olacaktır. Üçüncü soru ABCD kare O merkezi çember DCE noktasında BCF noktasında DH doğru parçasında G noktasına tettir. AD 15 EC 3 birim ADH alfa olduğuna göre tanjant alfa ifadesinin değeri kaçtır denilmiş. Şimdi şu yarı çapları çizdiğimizde arkadaşlar burası bir kare olacağı için şunların 3'e 3 olduğunu söyleyebiliriz. Uzunluğa H ve X dersek aynı noktadan çizilen tetler eşit olduğu için burası da X. Buranın tamamı 15 olduğundan 12. 12 diyebiliriz. Şu DHC üçgeninde Pisagor yazarsak 12 artı x'in karesi eşittir. 15'in karesi artı x artı 3'ün karesi. Tabii bu Pisagor'u yapmamıza gerek yok. x'e 5 dersek arkadaşlar bu üçgen 8, 15, 17 üçgen olur. Yani x uzunluğunda 5 diyebiliriz. Şimdi alfa açısı neresi? Burası alfaysa şurası da alfa olduğu için bu üçgen zaten dik üçgen. Tanjant alfa 15 bölü 8 olacaktır. Sorumuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Kenar uzunlukları 7, 8 ve 9 birimi olan ABC üçgeninin en küçük iç açısının ölçüsü alfadır. Buna göre kos alfa ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi alfa açısı en küçük açı olduğuna göre en kısa kenarı gören açı olmalıdır. Yani 7'yi görecek, 8 ve 9 değil. Buradan alfa için kosinüs teoremi yazarsak. 7'nin karesi eşittir. 9'un karesi artı. 8'in karesi eksi. 2 çarpı. 9 çarpı. 8 çarpı. Kos alfa diyelim. 49, 81, 64, e, 72, 144 kos alfa oldu. Buradan düzenlersek bunu karşı attığımızda 144 kos alfa. Burası 145, 49 çıkarttığımızda 96. Yani kosinüs alfa 96 bölü 144 diyebiliriz. Bunu da 48'e sadeleştirirsek 2 bölü 3 elde ederiz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği diyebiliriz. Birim kareleri bölünmüş kağıt üzerinde ABCDE ile k 3 virgül b ve l a virgül eksi 2 noktaları veriliyor. Bu kareli kağıda a b c d noktalarından biri orijinal olarak olacak şekilde dik koordinat sistemi yerleştiriliyor. Buna göre orijinal aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi l noktasının koordinatları a eksi 2 olduğuna göre ben buradan iki birim yukarıya çıkmalıyım. Örneğin şu noktanın koordinatı ne olacak? a'ya 0 olacak. Demek ki burada y değeri 0 olduğu için x ekseni şuradan bir yerden geçecek. x ekseni buradan bir yerden geçecek. Şu noktaya baktığımızda 3'e B olduğuna göre buradan 3 birim sola gidersem 1, 2, 3. Şu nokta 0'a 3 olacak. Dolayısıyla x'i sıfır olduğu için y ekseni. Buradan bir yerden geçecek. Bunların kesiştiği nokta C noktasının orijin olması gerekecektir. Sorumuzun doğru cevabına C seçeneği diyebiliriz. Analitik düzlemde ABC üçgen CD AB AB ve C noktalarının koordinatları verilmiş. DC doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi DC doğrusunda bir, üzerinde bir nokta biliyorum. Doğrunun eğimini bulmam yeterli. DC ile AB dik olduğu için ben AB'nin eğimini bulacağım. Doğrular dik olduğu için eğimler çarpma eksi 1 deyip eğimini bulacağım CD'nin. Burada eğim Y'ler farkı 5 eksi 4 bölü 3 eksi eksi 1'den 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla eğim DC'de bunun tersinin ters şartçısı olan eksi 4 diyebiliriz. Doğrunun denklemini yazalım. Y eksi eksi 2 eşittir. Eksi 4 parantezinde x eksi 4 y artı 2 eşittir. Eksi 4x artı 16. Hepsini sol tarafa toplarsak 4x artı y eksi 14 eşittir 0 elde ederiz. 4x artı y, eksi 14 sorumuzun A seçeneği olduğunu söyler bize cevabının. Cevabımız A seçeneği değil. Merkezi y eşittir. 4 doğrusunun üzerinde bulunan çemberin x ekseni kesme noktaları arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir denilmiş. Bir koordinat sistemi çizelim. Merkezi y eşittir 4 doğrusu. Y eşittir 4 doğrusu. Üzerinde herhangi bir nokta. Örneğin şurası olsun merkez. Merkezi burası olan çemberi şöyle temsili olarak çiziyorum. İlk teklerini kestiği noktalara A, B dersek bu aradaki mesafenin 6 birim olduğunu biliyoruz. Ve burası bir kiriş olduğu için merkezden kirişe çizilen dikme arkadaşlar kirişi üç eş parçaya bölecek. 3'e 3. Burası y eşittir 4 olduğu için şu uzaklıkta 4 birimdir. Burayı birleştirdiğimizde yarı çap 3, 4, 5 üçgeninden 5 birim olacaktır. Sorumuzun cevabına C seçeneği diyebiliriz. Dik koordinat düzleminde y eşittir 4 bölü 7 x doğrusu ile abc'de karesi verilmiştir. Karenin ab kenarı x eksenine çakışıktır. ec cb'ye eşit olduğuna, olduğuna göre d ve e noktalarından geçen d doğrusunun x ekseni kes noktanın apsi kaçtır demiş. Şimdi önceki şu doğruyu kullanalım. Bu şu noktanın şurayı sağlaması lazım. Ben X'i ne? 7A dersem Y senin de 4A olması gerekecek. Çünkü 7A yazarsam buradan 7 edecek. Y eşittir 4A olacak. Y'si burasıdır. Yani karenin şu uzunluklarının 2A'ya 2A olduğunu söyleyebilirim. Karenin bir kenarı 4A'dır. Dolayısıyla 7A olması için B'ye kadar şuraya kadar buranın da 3A olduğunu söyleyebiliriz. O halde arkadaşlar D doğrusunun D noktasının koordinatlarını 3A'ya 4A olarak yazabiliriz. E noktasının koordinatlarında yine benzer şekilde 7A'ya 2A olarak yazabiliriz. D ve E'den geçen doğrunun eğimini bulalım. Eğim DE diyelim. Y'ler farkı 4A-2A bölü X'ler farkı 3A-7A. Yukarısı 2A aşağısı eksi 4A. A'lar gittiğinde eksi 1 bölü 2 diyebiliriz. Bu doğrunun eğimine. Diyor ki x eksenini kestiği noktanın hapsi. Şimdi... Noktaların birini kullanarak denklemi yazmaya çalışalım. y eksi 2a eşittir eksi 1 bölü 2 parantezinde x eksi 7a şeklinde şu e noktasını kullanarak eğimi de eksi 1 bölü 2 olduğu için denklemi bu şekilde yazdık. Şimdi ben de x ekseni kes noktanın absen istiyor. Yani y yerine 0 vermem lazım. y eşittir 0 için diyorum. Eksi 2A eşittir. Eksi 1 bölü 2 parantezinde x eksi 7A oldu. Buradan şu eksiler geçecek. Karşı attığımızda 4A eşittir. x eksi 7A. Karşı attığımızda x eşittir. 11A diyebiliriz. Burada A'yı da şıklarda göz önünde bulundurup şıklarda göz önünde bulundurup 1 alırsak x değerinin 11 olacağını söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Analitik düzlemde y eşittir x ve 2x artı 3 eşittir 28 doğruları veriliyor. İki köşesi bu doğrular üzerinde bir kenar x ekseni üzerinde bulunan karenin alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Şimdi doğrularımızı çizelim. y eşittir x doğrusu birinci açı ortay doğrusu şu. 2x artı 3 eşittir 28. Burada y'ye 0 verirsem x eksenin 14'te. x'e 0 verirsem y eksenin 28 bölü 3'te şurada bir yerde desen şöyle bir doğrudan bahsediyoruz. Böyle şurası 14 olsun. Bu da 2x artı 3y eşit 28 diyelim. İlk köşesi bu doğrular üzerinde bir kenarı x 80 üzerinde bulunan karenin alanı. Şöyle çizemez miyiz? Böyle bir kare diyelim arkadaşlar. Yani bunun kare olduğunu söyleyelim. Şimdi karenin alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Biz biliyoruz ki şu doğru y-x olduğu için bu doğrunun eğimi 1. Şu açı 45 derece yani şu uzunluklar birbirine eşittir. Karenin bir kenarına a diyorum. Dolayısıyla burası da a oluyor. Şurası da a oluyor. Yani şu noktanın koordinatına bakarsan şurası 2a. Burası a olduğu için 2a'ya a olacak. Ve şu denklemi sağlayacak. a'yı bulursak zaten işi bitirebiliriz. X yerine 2A, Y yerine A yazıyorum. 2 çarpı 2A artı 3 çarpı A eşittir. 28 7A 28 A eşittir 4. Dolayısıyla buradan alanımızda 4'ün karesinden 16 diyebiliriz. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. 10. soru açıldık. Grafikte bir kişinin aylık olarak biriktirdiği para gösterilmiştir. Buna göre x bölü ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi grafimiz doğrusal. Yani doğrusal bir artış var. Dolayısıyla şöyle diyebilirim arkadaşlar. Başlangıçta 1000 lirası var. 7. ayda 4500 lirası var. Yani bu adam 7 ayda 7 ayda ne kadar biriktirmiş? 3500 TL biriktirmiş. Dolayısıyla bir ayda 500 TL biriktirir. Dolayısıyla 1000 liranın üstüne 2 ayda 1000 daha ekleyecektir. Buranın 2000 TL olduğunu söyleyebiliriz. Yani her 2 ayda bir 1000 lira artacak. Dolayısıyla şuradan 2000'den mesela diyebilirim. Şurada ne kadar artmış? 1500 artmış. 1500 için ne lazım? 3 ay lazım. 3 ayda 1500 TL. Dolayısıyla buranın da 5 olacağını söyleyebiliriz. X bölü y oranında 2000 bölü 5'ten 400'dür. Sorumuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Gerçek sayılarda tamam. F ve G fonksiyonları bu şekilde olun göre verilen ifadelerde hangileri doğrudur denilmiş. Birinci önce de F artan, G azalan fonksiyondur denilmiş. Şimdi F fonksiyonu ve G fonksiyonu birer doğrusal fonksiyon. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonlarda ortalama değişim hızı doğrunun yani kendi fonksiyonun eğimine eşit. Dolayısıyla burada eğim 3. Yani f'in ortalama değişim hızı 3. g'nin ise x'in katsayısı eksi 3 olduğu için ortalama değişim hızı eksi 3. Ve biz biliyoruz ki sıfırdan büyükse artandır. Sıfırdan küçük azalandır. Dolayısıyla f artan g azalan fonksiyonu doğrudur. E, fakat üçüncü önümüzdeki f ve g fonksiyonlarının eksi 1 bir arasındaki ortalama değişim hızlarının eşit olduğu ifadesi doğru değildir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Aşağıda y eşittir 2x kare eksi 5x artı a eksi 1 parabol çizilmiştir. Buna göre a'nın alacağı en küçük tam sayı değeri kaçtır denilmiş. Şimdi bu parabolle ilgili ne biliyorum? Kolları yukarıya doğru x karenin kat sayısı artı. x eksenini kesmiyor. Yani bu parabolün deltasının sıfırdan küçük olması gerekecek. Deltaya bakalım. Eksi 5'in karesi eksi 4 2 çarpı A 1. Bu ifadenin sıfırdan küçük gelmesi lazım. Düzenleyelim. 25. Eksi 8 A artı 8. Küçük 0. Düzenlediğimizde 33 küçüktür. 8 A. Her tarafı 8'e versem A'nın 33 bölü 8'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Burası 32 olsaydı 32 bölü 8'den 4 olacaktı. Yani bu 4 virgül bir şeyden büyük olacak A. Dolayısıyla A en az 5 olur tam sayı olarak. Sorumuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Parabolün tepe noktası x eşittir 2 ve y eşittir eksi 1 doğruları üzerinde olana göre m çarpı n çarpımı kaçtır? Tepe noktası x eşittir 2 doğrusu üzerinde ise r'nin 2, k'nın da y eşittir eksi 1'den eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında tepe noktası 2 eksi 1'dir diyor. Dolayısıyla 2'yi nasıl bulurum? Eksi b bölü 2 a ile bulurum. Eksi dediğimizde şu b'den de bir eksi gelecek. Bunlar gidecek. m artı 1 bölü 2. 4 eşit m artı 1. m eşittir 3 diyebiliriz. Yani bizim parabolümüz y eşittir x kare. 3 dediğimizde burası eksi 4x oldu. Artı n eksi 4 olacak. Daha sonra k'yı nasıl bulurum? k'yı da f r ile bulurum. Yani eksi 1 eşittir. r'miz neydi? 2 idi. Şurada x yerine 2 yazacağız. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı n eksi 4. Eksi 1 eşittir 4 eksi 8 artı n. Eksi 4 dediğimizde 4 ile eksi 4 birbirini götürecek. Karşıya attığımızda neydi? 7 olarak buluruz. M çarpı N çarpımı da 7 çarpı 3'ten 21'dir. Cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. Aşağıda y eşittir a parantezinde x 3'ün karesi parabolü çizilmiştir. C parabolün y ekseni kesim nokta ve OABC dikdörtgen alanı 27 birim kare olduğuna göre a kaçtır denilmiş. Şimdi bu parabolün tepe noktası arkadaşlar 3'e 0'dır. Yani şuranın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şu nokta sıfırdır. Biz biliyoruz ki şu noktayla şu noktanın y değerleri aynı olduğuna göre şuradan geçen simetri eksenine göre bu mesafelerin eşit olması lazım. Yani şuranın 6, dikdörtgenin uzun kenarının 6 olduğunu söyleyebiliriz. Kısa kenarına da m dersem alan, şu alan 27, 6 çarpı m'ye eşittir. Buradan m'nin 27 bölü 6'dan ile sadeleştirdiğimizde 9 bölü 2 olacağını söyleyebiliriz. 9 bölü 2 diyelim. Bizden ne istiyor? A noktasını istiyor. Şimdi noktalardan birini yerine yazalım. Örneğin şu C noktası daha kolay. Burası 0'a 9 bölü 2 oldu. Bunu parabolde sağlatalım. X yerine 0 yazıp 9 bölü 2 eşitleyelim. 9 bölü 2 eşittir. A parantezinde 3'ün karesi. 0 eksi 3'ün karesi diyelim hatta. Buradan 9 bölü 2 eşittir. A çarpı 9. Buradan 9'ları da sadeleştirirsek A'yı 1 bölü 2 olarak buluruz. Sorumuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. 15. soru aşağıda x artı eşittir 5 doğrusun grafiği çizilmiştir. A, O, B, C dikdörtgen olduğuna göre alan O, A, B, en büyük değeri kaçtır denilmiş. Şimdi şöyle diyelim. Bu doğrunun denklemini bir düzenleyelim. X'i karşı atarsam eksi x artı 5 dedik. Yani bu doğrunun eğimi eksi 1. Dolayısıyla şu eğim açısının 135 derece olduğunu başka bir ifadeyle şuradaki açının 45 olduğunu söyleyebilirim. Bu ne anlama gelir? Şu uzunlukların birbirine eşit olduğu ve şu uzunlukların da birbirine eşit olduğu anlamına gelir. Çünkü burası da 45'tir. Şu uzunluğa A dersem burası A olur. Bu uzunluğa da A demiş olurum. Şunlara da B, B diyelim. Başka ne diyebilirim? Burası da B. Eklemleri kes noktalara bakarsak şurası 5'tir. Burası 5'tir. Yani A artı B'nin 5 olduğunu söyleyebilirim. Benden dikdörtgenin alanını istemiş. A artı B 5 dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Bunun en büyük değeri isteniyor. Farklı yollarla düşünebiliriz. Ama en pratik yol A ile B'nin eşit olması. Çünkü toplamları sabit iki sayının en, çarpımının en büyükleri için sayıları yakın mümkünse eşit seçmemiz lazım. Dolayısıyla A'yı da 5 bölü 2. B'yi de 5 bölü 2 seçersek toplamları 5 olduğu için A çarpı B'nin en büyük 25 bölü 4 olacaktır. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. 16. soru videomuzun son sorusu. Denemenin kalan sorularını bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Y eşittir fx parabolü ile y eşittir gx doğrusu eksi 1 bölü 0 noktasında birbirine teğettir. Buna göre fx ve gx fonksiyonları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. gx'in x eksenini kestiği nokta eksi 1'e 0. Yani g eksi 1'in 0 olması gerekecek. Benzer şekilde f-1'in de 0 olması gerekecek. Bakıyorum. B seçeneğinin olması mümkün değil. C seçeneğinin olması mümkün değil. Şuna baktığımızda bu da olmuyor. Bunda g-1 0, bunda g-1 0. Peki diğerlerine bakalım. A seçeneğine baktım. X yerine eksi 1 koyduğumda buradan artı 1 geldi. Buradan artı 4 geldi. 5 eksi 5. Bu olabilir. Buradan baktığımızda eksi 1 yazdığımızda eksi 1'in karesi 1, 5, 6, eksi 6. Bu da olabilir. Peki başka ne söyleyebilirim? Bunlar birbirine teğet olduğuna göre ortak çözümün deltasının sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım A seçeneğine bakalım. A seçeneği için bunları birbirine eşitleyelim. x kare x4, x 4 x 5 eşittir. x 6 x eksi 6. Hepsini karşıya atarsak x kare artı 2 x artı 1 eşittir 0. Bu ifadenin deltası tam kare olduğu için sıfırdır. Dolayısıyla ifadeler birbirine teğettir. Sorumuzun doğru cevabına A seçeneği diyebiliriz. Böylelikle ilk 16 sorunun çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.